Evet sevgili izleyiciler, bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız. Bugün AK Parti MKYK üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel'i ağırlıyoruz. Kayseri'de bir dizi programları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızla birlikte Milli Türk Talebe Birliği'nin vefa gününe aslında katıldı. Bugün birkaç program daha var. Onları konuşacağız. Ayağının tozuyla bize zaman ayırdı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Necip. Evet, isterseniz hemen Kayseri'deki programlardan başlayalım. Sayın Vekilim, neler yaptınız? Evet, aslında dünden başlayan bir programımız Meclis Başkanımızla beraber Aksaray, Nevşehir ve Kayseri programı vardı. Dün akşam Mustafa Bey'in düğününe katıldık, onun kızının düğününe. Bugün de Milli Türk Talebe Birliği'nde bulunmuş, Erzurum Üniversitesi'nde okurken Milli Türk Talebe Birliği'nde hizmet etmiş. O zamanın gençleri, şimdinin eskimezleri, Evet. MTTB'li hocalarımız, siyasilerimiz, bakanlarımızla birlikte bir vefa dediğiniz gibi toplantısı yapmış olduk. Toplantımızdan sonra saat 2'de inşallah Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin açılışı var gene Meclis Başkanımızın katılımıyla. Saat 4 gibi de inşallah Güllük Camii'nin orada Birlik Vakfı'nın Kayseri'deki yurdunun temeli atılacak inşallah Sayın Meclis Başkanımızın katılımıyla. Böyle yoğun bir program var. Bunun dışında da Kayseri'mizde birçok toplantı var, program var, düğünler var. Böyle yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı Evet. yapıyorsunuz. Buradan da Milli Türk Talebe Birliği'ndeki arkadaşlarımızı konuk ettiğimizde de soruyoruz. Aslında bu iş bir vefa işi, bu iş çalışma işi, öyle değil mi efendim? Evet. Dediğiniz gibi bir vefa işi ve bu bir kadro hareketi olarak, bir gençlik hareketi olarak üniversiteden başlıyor. Ta ki ömrümüzün sonuna kadar devletin, milletin, memleketin menfaatlerini gerektiren hususlarda üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'nde alınan donanımlarla ve tecrübelerle inşallah hayatın devamında diğer kısımlarında da devam ediyor ve aynı zamanda önemlisi vefa, sizin söylediğiniz gibi bir ekip olarak birbirini unutmadan her zaman Türkiye'nin farklı şehirlerinde de olsa her zaman üniversite zamanındaki Milli Türk Talebe Birliği'ndeki arkadaşlarını hatırlayarak devam ediyor. Büyük bir kalabalıkla gerçekleşti. Tabii artık o zamanın gençleri şimdi Türkiye için çok önemli akademisyenler, hocalar, siyasetin büyükleri, başta da meclis başkanımız olmak üzere Türkiye'deki çok önemli görevleri üstlenen kişiler. Onlar bu tecrübeyi gençlere aktarıyorlar. Gençlerin enerjisiyle bu tecrübe buluşuyor ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, 15 Temmuz'da darbenin alt edilmesinde olduğu gibi yetişmiş ekiplerin, koordine olmuş, organize olmuş, yetişmiş insan topluluklarının ülke için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugün de güzel bir toplantı gerçekleşti. Devam da ediyor öğleden sonra. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Evet. İsmail Bey'in de katılımlarıyla birlikte biraz Birlik Vakfı'ndan bir paye, Birlik Vakfı da gelen arkadaşlardan da bunu aldık. Gerçekten eskimez başkanlarımız ve kurucularımız var demişlerdi. Evet. Birlik Vakfı da Kayseri'deki oluşumuyla birlikte Kayseri'de bir eksikliği tamamladı tahmin ediyorum, değil mi? Şöyle, tabii sivil toplum kuruluşlarının artması şehirlerimiz için önemli. Hem yerel STK'larımız önemli hem de Türkiye çapında teşkilatlanmış olan, şubeleri olan, genel merkezleri İstanbul'da olan büyük sivil toplum kuruluşlarımızın şubelerinin Kayseri'de açılması önemli. Bugün toplantıda da bahsedildi. Kayseri her zaman sivil toplum alanında, fikri hayatta Türkiye'nin önde gelmiş şehirlerinden bir tanesi. Yani baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız, 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Kayserili. İşte İstanbul'da Büyük Doğu Üstad Necip Fazıl'ın yanında yetişen Milli Türk Talebe Birliği'nde yetişen isimlerden bir tanesi. Zaten Meclis Başkanımız Milli Türk Talebe Birliği'nin genel başkanlığını yapmış. Efsane genel başkan diye tabir edilir. Öyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gene Milli Türk Talebe Birliği'nde bulunmuş ve orada çok önemli hizmetler etmiş ve şu an ülkemizi hatta 15 Temmuz'daki dirayetli duruşuyla, liderliğiyle Türkiye dünyadaki bütün mazlumları kurtarmış bu emperyalistlerin oyunlarından ve darbeyi boşa çıkarmasında önemli olan en önemli isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla Birlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği ve diğer bütün STK'larımızla birlikte aslında hep birlikte Türkiye'yi tutan güçler. Bunlar Türkiye için çok önemli dinamikler, sivil toplum kuruluşları. Birlik Vakfı da bunların önemlilerinden birisi. Milli Türk Talebe Birliği'nin 1980'de kapatılmasından sonra zamanında Milli Türk Talebe Birliği'nde görev yapmış, biz eskimez diyoruz ama zamanının gençlerinin
kendi bulundukları ortamda darbe sonrasındaki süreçte yeniden bir araya gelmek, yeniden Türkiye'yi ayağa kaldırmak, yeniden demokratik sürecin işlemesi, sivil toplumun işlemesi, bizim değerlerimizin Türkiye'ye hakim kılması için, insanımızın geliştirilmesi, yetiştirilmesi için kurulmuş çok önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan bir tanesi. Ve inşallah bugün de şubesini açacağız Kayseri'de. Sayın Vekilim, Sayın Yaşar Karayel'in değerli büyüğümüzün, biz bazen amca diyoruz, bazen abi diyoruz. Evet. Sizin muhterem babanızın bu kuruluşlar içerisinde çok büyük etkisi var, yetkisi var. Ve gençlerin yetiştirilmesinde ve önlerine açması konusunda da çok büyük emekleri var ki sorduğumuzda bizim emeğimiz sebilül hayrat. Yani Allah'ın rızası için yaptığımız işler diyor. Burada Kayseri Milletvekili olmanız hasebiyle soruyorum. Hem Birlik Vakfı'nda ve Milli Türk Talebe Birliği'nde de görev yapmış, Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmış, tankların üzerine çıkacak kadar da kendisini genç hisseden bir abimizden bahsediyoruz. Onun bir evladı olmak birazcık tahmin ediyorum hem daha fazla çalışmayı gerektiriyor hem de o seviyeye ulaşmamız gerekmiyor mu? Biraz da öyle bir misyonu yok mu Yaşar abi? Tabii şöyle, ne gördüğünüz çok önemli. Aileden, evet. Çevreden ne gördüğünüz çok önemli. Biz gençliğimizde sizin de anlattığınız gibi, yani çocukluğumuzda hep vatan millet davası için çalışan insanların içerisinde büyüdük ki büyük bir çoğunluğu bugün gene Kayseri'mizde bu açılış münasebetiyle, Milli Türk Talebe Birliği'nin toplantısı münasebetiyle. Dolayısıyla onlardan gördüklerimizi artık gayri ihtiyari bizim huyumuz haline geldiği için herhalde o şekilde yapıyoruz. Çünkü neyi görüyorsa çocuk öyle yapar. Biz de bunları gördük. Şimdi biz de uğraşıyoruz. Tabii onların çektikleri çileler kıyaslanamaz. Onlar konuşmanın bile çok zor olduğu dönemlerde bu işlerin fiilini yapmış insanlar. Yani başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız, 11. Cumhurbaşkanımız, yani bu tarafa doğru sayın sayabildiğiniz, evet, kadar akademisyenlerimiz, kültür insanlarımız. Şimdi onların çalışmaları neticesinde bugün çok rahat bir ortam var. Şimdi bu çalışmalar daha hızlı şekilde devam edecek. Yeni gençlerin yetişmesi için çalışmalar yapılacak. Sadece biz burada Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı diyoruz ama ben aynı zamanda TÜBVA'nın da Yüksek İstişare, evet, Kurulu üyesiyim. Diğer bütün birçok STK'da da aktif olarak hem destekçi hem bize düşen görevler anlamında, destek anlamında çalışıyoruz. Sivil toplum aslında ülke için çok önemli bir dinamik. Baktığınız zaman, güçleri saydığınız zaman bir kamu var, işte medya var. Sivil toplum ve kamuoyu aslında çok önemli güçlerden bir tanesi. Bu gücün diri durmasında, yeni insanların yetişmesinde, ülkenin geleceğinde önemli olacak her alanda. Yani sadece siyaset olarak değil, akademi, kültür hayatı, iş hayatı, bunların hepsinde yeni insanların yetişmesinde kendi değerlerine bağlı. Türkiye'nin önünü açacak yeni insanların yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Diğer bütün STK'larla birlikte üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Hemen Almanya konusuna isterseniz, evet, gelelim. Türkiye içerisinde, ya daha doğrusu Kayseri içerisinde bu tür faaliyetler var. Ankara'da da çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. MKYK'da olmanız başlı başına zaten yapılan bütün işlerin icracı kısmında yer alıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kudüs'le ilgili açıklamasına gelmeden önce Almanya ile ilgili, Almanya ne yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti üzerinde? Yapılan bütün darbelerde ya da bir Gezi Parkı eylemlerinde onların ajanlarının ya da gazeteci görünümlü insanların buradaki örgütlenme açısından bütün her şeyi yaptıkları tespit edilmiş istihbarat teşkilatımız tarafından ve medyaya servis edilmişti. Almanya şimdi neler yapmak istiyor ya da ne yapmak istiyor Türkiye üzerinde kurgulamak, bunu son dakika olarak da Türkiye'deki silah anlaşmamızı bile iptal ederiz açıklamaları vardı Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın ve hükümet sözcülerinin. Sizce Almanya'daki krizi kimler tırmandırıyor ya da istediklerini 15 Temmuz'da yapamamanın, bir gezide yapamamanın bir hezeyanı mı var acaba? Evet, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin korkutulamayacağını, sindirilemeyeceğini ifade etti. Ticaretle ilgili şirketlere karşı ülkemizin hiçbir işlem yapmadığını ifade etti ve Başbakanımızın da yine önemli bir açıklaması var. İtidalli davranılması yönünde. Ama sizin de dediğiniz gibi dünyada emperyalistlerin oyunları bitmiyor.
Bunlar özellikle ülkemiz olmak üzere ülkeler üzerinde görüyoruz, Körfez coğrafyasında, Katar olmak üzere sürekli oyunlar tezgahlayarak kendi amaçlarını, kendi menfaatlerine gelen neyse onları doğru götürmeye çalışıyorlar. Biz de ülkemizin menfaatlerini korumak için gereğini yapıyoruz. Tabii belki olağanüstü hal öncesi dönemde diplomatik pasaport sahibi veya çeşitli pasaport sahibi yabancılara yapılan işlemlerle olağanüstü hal dönemindeki işlemler farklı olabilir. Belki de bunun için bu emperyalistler olağanüstü hali kaldırın diye bağırıyorlar ama Büyükada'daki toplantıda ortaya çıkan belgeler, ele geçirilen belgeler, orada bir ajanlık faaliyeti yapıldı. Orada bir yeni bir girişim, yeni bir kalkışma tezgahlandığını net şekilde ortaya koyuyor. Burada da kimlerin olduğu şu an yargı tarafından inceleniyor. Daha net şekilde ortaya çıkacak. Her gün geçtikçe daha fazla bilgi ulaşıyor kamuoyuna. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi bekasına kastetmiş insanlara merhamet göstermesi söz konusu değil. Ve 15 Temmuz darbe girişimi, ki aslında işgal girişimidir, o ve ondan sonrasındaki süreçte, ondan öncesindeki Gezi Parkı sürecine kadarki dönemde ve ondan önce de MİT tırlarına kadarki dönemde hep biliyoruz ki bu süreçte Türkiye'ye sürekli bu emperyalistler operasyon çekmeye çalıştılar. Ve her çekmeye çalıştıkları operasyonda tabiri caizse ellerinde kaldı, hiçbirinde başarılı olamadılar. En son bu işgal girişiminden sonra artık kartlarını açık şekilde oynamaya başladılar. Buna rağmen yeni ajanları, yeni kalkışmalar tezgahlıyor. Türkiye'de büyük bir devlet olarak bunların hiçbirine müsaade etmiyor. Ha, yani işte onu bırakırsanız şöyle olur, bırakmazsanız böyle olur. Bunların artık zamanı geçti. Türkiye kendi bekasına kastetmiş insanları tehditlerle salıverecek değildir. Hukuk sistemimiz var. Yakalandıkları iş bellidir. Onun ceza kanunundaki karşılığı olan suç bellidir. Cezası bellidir. İşlemleri yapılır. Yargılaması yapılır. Gerekli ceza da verilir. O yüzden süreç hukuki bir süreç. Yani işi evet. Diplomatik sürece taşımak isteyen, uluslararası boyuta taşımak isteyen ülkeler bunların hepsine baksınlar. Biz istediğimizde oradaki teröristleri bizim ülkemizde hukuk var, mahkemeler var. İşte süreç bitince buna göre karar verilecek. Bizim ülkemizde de var. Onlar da takip etsinler. DHKPC'li teröristleri ve PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu gösterileri ve atmış olduğu sloganları biz içimize sindiremiyoruz. Almanya'da ya da Berlin'de, evet. Köln'de evet. Yapılan olayların hiçbirini sindiremiyoruz ama ki bizdeki yasalar bu şekilde diyor ki bizim iç işlerimize karışma lüksü gibi hiçbir devletin olmadığı gibi Almanya'nın kesinlikle yok. Kesinlikle. Hemen Kudüs'e geçelim. Evet. Vakti daraltmak için Kudüs Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da maalesef cuma namazı kılınmadı. İşgal edildi İsrailliler tarafından. Sizce Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var ama Kudüs'te yıllardır oynanan oyun tezgah ki o Kudüs çevresini özellikle Sina çevresindeki taşların alınarak değişik yerlere getirilmesi ya da Mısır'a o Filistinlilerin o güzergahı içerisindeki o tünellerin tekrardan bombalanması ya da kapatılması, insani olan bütün ihtiyaçlarının karşılanmasının engellenmesi gibi tehditlerle karşılaştık ama bu tehdit özellikle de Müslümanların ilk kıblesi olan yerin özellikle Müslümanlara kapatılmasını neye bağlıyorsunuz? İsrail bu gücü nereden alıyor efendim? Evet, İsrail'in yaptıkları kesinlikle kabul edilemez. Başta kapılardaki dedektörler olmak üzere bütün askerlerini Kudüs'ten, Mescid-i Aksa çevresinden çekmeli İsrail. Başta bunu bir dile getirelim. Mescid-i Aksa Müslümanlar için, Kudüs her üç din içinde kutsal bir mekan. Mescid-i Aksa'da Müslümanlar için özellikle kutsal olan ilk kıblemiz olan mekan. Dolayısıyla buraya yapılan hiçbir müdahaleyi kabul etmiyoruz ve en sert şekilde bununla ilgili gereken tedbirleri hükümet olarak alıyoruz. Açıklamalar da gerek Başbakanımız gerek Cumhurbaşkanımız tarafından yapılıyor. Ama bu süreci okurken sizin de biraz bahsettiğiniz gibi daha geniş bakmamız lazım. Yani Arap Baharları ile başlayan süreçte Mısır'a çekilen operasyon ve orada gerçekleştirilen darbe, daha sonra sizin dediğiniz gibi Filistin'e yiyecek, içecek ve erzak temini, yani insani ihtiyaçların temini için kullanılan tünellerin bu darbeci Sisi hükümeti tarafından kapattırılması, sonraki süreçte etrafta oluşturulan Filistin etrafında ve özellikle Kudüs'te yapılan çalışmaların hiç gündeme getirmeden alttan alta, sizin de dediğiniz gibi Süleyman Mescidi'nin, Hazreti Süleyman'ın mabedinin aranması bahanesiyle Mescid-i Aksa altında yapılan çalışmalar, bunların hiçbirisi gizli değil. Uluslararası gelişmelere de bakarak Türkiye'ye çekilen darbe girişimini, yani bölgede siz 3 tane kadim medeniyet, 3 tane kadim devlet saysanız İran, Türkiye ve Mısır'ı sayarsınız.
İran-Pers İmparatorluğu'nun devamı, Türkiye, Osmanlı, Selçuklu ve Türk devletlerinin devamı ve Mısır'da Arapların abisi pozisyonunda Arapların en büyük devleti ve Arap İmparatorluğu'nun, öyle diyelim, kurdukları en büyük devletin devamı. Bunu alaşağı ettiniz, darbe yaptınız. Türkiye'ye de aynı senaryoyla darbe girişimi yaptınız, tutmadı. Etrafındaki işlerle ve içerideki terörle oyalamaya çalışıyorsunuz. Bunları da bertaraf etti. İran zaten böyle bir derdi yok maalesef. Ne kadar konuşursa konuşsun, İsrail gibi, Kudüs gibi bir derdi yok İran'ın. Bununla ilgili yaptığı, attığı doğru dürüst de bir adım yok. Dolayısıyla İran, İsrail'le olan ilişkisini çok daha ciddi şekilde sorgulamak lazım. O ayrı bir belki program konusu olur ama Türkiye bunların hepsini alt etti. Ve İsrail bunların hepsini yaparken şu an hiç ismi ortada yok. Perde arkasından çalışıyordu. Şimdi en son yaptığı hareketlerle ve bahanelerini de oluşturarak gidiyor. Yani oradaki görüntüleri hepimiz seyrettik. Oradaki insanların vurulmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Elleri kelepçeli bu insanlar. Ve orada insanlar var. Etrafında onların en az 3-4 katı askerler var. O insanların eli kelepçeli, silahlı, silahsız askerlerin üzerinde her türlü mühimmat var. Bunu bahane ederek kapılara dedektör koyacaksınız. Namazın kılınmasına müsaade etmeyeceksiniz. Müslümanlara orada eziyeti arttıracaksınız. Bunların hepsi adım adım bir yerlere doğru gitme çalışmasıdır, çabasıdır. Ama bu Orta Doğu için, yani bu emperyalistlerin tabiriyle, kullandığı tabirle Orta Doğu için, bizim Körfez coğrafyamız için son derece riskli bir harekettir. Yani İsrail'in oraya saplanmış bir hançer olduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman hem onun oraya saplanmasındaki, o devletin kurulmasındaki emperyaller o hançeri hareket ettirerek çok ciddi sıkıntılar çıkarıyorlar. Veya gündemi değiştirmek istediklerinde, algıyı başka tarafa yönlendirmek istediklerinde hemen İsrail'i devreye sokarak Mescid-i Aksa'nın etrafında çeşitli kabul edilemez hareketler yaparak süreci devreye sokuyorlar. Geniş bakarak, uluslararası anlamda baktığımızda İsrail devleti yapmaya çalıştığı şeyi, gitmeye çalıştığı yere adım adım yaklaşmaya çalışıyor. Biz de büyük devlet olarak, Türkiye olarak sözümüzü söylüyoruz. Ama bunun netice olarak, İsrail'in bundan vazgeçmemesi durumunda çok ciddi neticeler ortaya çıkarabilecek bir süreç olduğunu sadece biz değil, gerçekten vicdana sahip bütün akademisyenler, yerli olsun yabancı olsun, çok ciddi şekilde dile getiriyorlar. Siyasiler tabii, Türkiye'deki siyasiler, özellikle AK Parti bununla ilgili tepkilerini ortaya koyuyor. Hükümetimiz son derece net ve dik şekilde, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bunları ifade ediyor. Ama onun dışında da dünyada, çevredeki ülkelerde de çok ciddi halk hareketlenmeleri başladı bu işle ilgili. Çünkü Müslümanların kırmızı çizgisidir Mescid-i Aksa. Sayın Vekilim, Mescid-i Aksa ve Kudüs anlatılmaya başlandığında bir de kendi, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi, resme daha büyük bir pencereden bakacağımız zaman Türkiye'nin ağırlıkta çok hassas noktalarından bir tanesi. Sanki o Fırat'tan Nil'e kadar büyük İsrail Devleti'nin kurma girişiminde olan devletler, milletler ve Rockefeller ailesi, Rothschild aileler, diğer ailelerle birlikte küresel sermaye baronları ve küresel imparatorluğu kurmaya çalışanlar sanki Türkiye'yi 15 Temmuz'dan sonraki ikinci hareketi başaramamanın getirdiği bir şeyle Türkiye'nin en hassas noktalarına sanki böyle operasyon yapma girişimi gibi algılanabilir mi bu? Yani bugün çünkü İsrail üzerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde One Minute'den sonraki hareketlerini biliyorsunuz. O manada sordum soruyu. Tabii One Minute sürecini iyi dile getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten ondan sonraki süreci çok iyi okumak lazım. Neler olduğuyla ilgili. Türkiye'nin tavrına bakmak lazım. Türkiye'de gerçekleşen olaylar, çevrede gerçekleşen olayların hepsini de One Minute dahil Türkiye'nin yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği çok önemli açıklamalar ve faaliyetlerle birlikte, icraatlarla birlikte değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde yapılan işlerin cevabı bugün verilmez. Evet. One Minute'den bu yana kaç sene geçti? Belki bazı insanlar unuttu. Ama o One Minute'i yiyenler, kendilerine One Minute denenler onu unutmadı ve unutmuyorlar. Zaten bizim bölgemizdeki planlar bir senelik, 3 senelik, 5 senelik planlar değil. Şimdi Sykes-Picot'dan sonra işte 100. yılına geliyoruz neredeyse buradaki haritaların çizildiği. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılını gerçekleştiriyoruz. Bunlara baktığımız zaman yani yeniden bir plan çizme, yeniden bir plan kurma.
Özellikle sürece dahil olmaya çalışan, burada güç gösterisinde bulunmaya çalışan Amerika'nın, etrafındaki beraber hareket ettiği güçlerin, İngiltere'nin bunun dışında yer almasını falan çok net şekilde bakmak lazım. İsrail Devleti'nin kurulmasında İngiltere Devleti'nin çok ciddi etkisi var. Evet. Desteği var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasındaki yani, o maddi şimdi burada sponsorlar. 100 sene önce çizgileri çizen, planları çizen, sınırları çizen İngiltere, onun kurduğu bir oyunun belki Amerika tarafından yeniden kurgulanması, yeniden sınırların değiştirilmesi ve yeni kurallar konulması çabası var. Tabii İngiltere buna karşı çıkıyor. Bölgede biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 100. yılımıza doğru gidiyoruz ve çok güçlü bir devlet olarak gidiyoruz. Bütün yapılmaya çalışılan her şeye rağmen, özellikle son 15 senedeki bu atılımlarımızla birlikte tabii rahatsız ediyor. Yani biraz önce silah ambargosu dediniz. Kendi milli piyade tüfeğini yapmış, kendi silahını üreten, sadece tüfek anlamında değil, helikopterini üreten, tankını, uçağını üretme evet. çabasında olan, tankını üreten, bunlarla ilgili ciddi çalışmalar yapan, silah sanayini ihtiyacının %60'ını yerli şekilde karşılayacak hale getirmiş ve çok kısa sürede bunu çok çok daha yukarıya taşıyacak bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani size HK silah satmasın. Zaten var sizin silahınız. Evet. Şimdi bu tehditlerin büyük bir kısmı da boş. Ama bunların size yapılmasının sebebi sizin güçlenmeniz. Çünkü siz güçlendiğinizde birilerinin ayağına basıyorsunuz. Sizin kültür coğrafyanız var, gönül coğrafyanız var. Sizin etki alanınız onların söylediklerinden, maddi güçleriyle, istihbarat servisleriyle, ortaya çıkardıkları güçten ve alandan çok daha fazla ve insanların gönlüne dokunan bir ülkesiniz siz Türkiye olarak. Dünyanın her tarafında. Ve böyle olunca uluslararası dengeler birilerinin aleyhine oluyor. Onu da gerçekleştirmemek için onlar uğraşıyor ama uğraşsınlar. Güçlü bir devlet Türkiye. İnşallah onlara rağmen Türkiye gelmesi gereken yerlere çok hızlı bir şekilde gelecek. Son sorum efendim, Avrupa Birliği ile ilgili. Avrupa Birliği sözcüsü evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını küstah ve tehditkar bir biçimde cevap vererek, özellikle mülteci konusunda bilindiği gibi Avrupa sınıfta kalmasına rağmen kendilerine bir suçlu arıyorlar herhalde, tahmin ediyorum. Onu da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın üzerinden gitmelerinin sebebi sizce ne efendim? Vaktiniz de sizin de daraldığı için son evet. soru. Şöyle, tabii burada bir tespiti çok net şekilde yapmak lazım. Türkiye 3,5 milyon muhacire ev sahipliği yapıyor. Ben yani mülteci tabirini kullanmak istemiyorum. Bizim istilahımızda da muhacir bence daha uygun. Ev sahipliği yapıyor. Bununla ilgili biz bunları yaparken bize gelip Avrupa'nın verdiği taahhütler var. Biz gidip onları zorla almadık onlardan. Bize verdikleri taahhütler var. Bunları yerine getirmeyen Avrupa. Yani birkaç yüz bin mültecinin fazla geldiği 500 milyonluk bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Ki gelir seviyeleri Türkiye'nin kat be kat fazlası. Bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Yani kim neyi yapmış? Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş. Tam hırsız ev sahibini bastırır gibi. Aynen dediğiniz gibi, atasözümüz çok güzel söylüyor. Avrupalılar hem yapmıyorlar hem insani olarak dahi mültecilere, muhacirlere, tabii onlar için mültecilere kapılarını açmıyorlar. Aynı zamanda verdikleri sözleri yerine getirmiyorlar. Kalkıp Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Ya bu tabii misafirin biraz önce dediğiniz gibi hırsızın arsızına benziyor bu iş. Evet. Ama İtalya biliyorsunuz artık Avrupa'nın bu halini sadece biz değil, İtalya da görüyor. Yunanistan ve İtalya da ciddi sıkıntı içerisinde. Ve İtalya dedi ki artık insani vize olarak Schengen bölgesine sokacağım dedi mültecileri. Şimdi istediğiniz kadar almayın. Herkesin taşıma kapasitesi var. İtalya'nınki bu kadarmış, pes etti. Biz Türkiye olarak taşıyoruz. Biz yüzyıllarca taşıdık zaten. İspanya'dan kaçan Yahudiler de Türkiye'ye geldi, İstanbul'a geldi. Evet. Avrupa'dan kaçan sadece Türkler değil, Hristiyanlar da, Nazi zulmünden kaçan Almanlar da Türkiye'ye geldi. Atina'dan, Polonya'dan Atina'dan kaçanlar da geldi. Yahudilere de kucak açtı. Yani insanlar sadece doğudan, bizim doğu sınırımızdan veya güney sınırımızdan geliyor zannediyorlar. İkinci Dünya Savaşı döneminde ve onun öncesindeki dönemde bizim en çok mülteci Türkiye'ye Avrupa'dan geldi. Kendi içinde kendine tahammül edemeyen bir medeniyet Avrupa medeniyeti. Biz onlara kucak açtık. Kardeşlerimize de kucak açıyoruz. Zaten biliyorsunuz mazlum durumuna düştüğünde kimin dininin ne olduğu bizim için hiç önemli değil. Biz hepsine kucak açtık. Yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Getirmeye devam edeceğiz. Avrupa her zamanki gibi iki yüzlüğüne devam ediyor.
bizim için değişen, şaşırtan bir şey yok yani evet, bize. Efendim çok teşekkür ediyorum. Aslında bu konuların hepsi bu konular birer program içerecek ama çok kısa görüşlerinizi aldık. Vaktiniz de sizin sınırlı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür ederim. Değerli vakitlerinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun teşekkür efendim. Ederim hocam. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü programımız çok kısa oldu. Çünkü saygıdeğer milletvekilimin bugün birkaç açılışları ve temel atmaya yetişmesi de gerekiyordu. MKYK üyesi AK Parti Kayseri milletvekilimiz İsmail Emre Karayel'di. Konuğumuz dilimizin döndüğünce Türkiye ve Kayseri ölçeğinde de faaliyetleri anlatma gayretindeydik. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.